105.4 Kurbet FM'den sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı iletiyoruz. Acı Payam Konuşuyor programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz deprem, Acı Payam depremi. Şu anda e, yayın konuğumuz Profesör Doktor Sayın Halil Kumsar, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölüm Başkanı. Hocam nasılsınız? Yayınımıza hoş geldiniz. Efendim öncelikle iyi günler e, bütün denizlere, bütün acı payanlara sağ olun, iyiyiz. E, geçmiş olsun yaşamış olduğumuz 20 Mart e, 2019 depremlerinden dolayı. E, Tabi e, o zamandan beri de ana depremi işte e, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi eski Afet İşleri ona göre 5.5 büyüklüğünde. E, Kandil e, kayıtlarına göre de 5.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan deprem e, özellikle Acıbayam Acı ilçesinin e, e, kuzey kısmında e, bayağı ciddi hasarlara yol açtı ve oraya yakın olan köylerde işte Yeniköy merkezli e, deprem Yeniköy çok yakın ama bununla beraber işte e, Uçarı, karayük, Apa, Kırca, Yasayuk, Oğuzköy gibi köylerde ciddi hasarlara yol açtı. Ayrıca Payam'da da ufak bazı şeyler var ama onlar yaşama etkileyecek düzeyde değil. Dolayısıyla günümüzde de artçılar da devam ediyor bunların. ilk deprem ana şoktan sonra 4.5 büyüklüğünde bir artçı oldu. Evet. Daha sonra de 4, birkaç tane 4.2 büyüklüğünde ve 3 ile 4 arasında çok sayıda artçılarımız meydana geldi ondan daha küçük olan arçıtlarımızın sayısı oldukça da fazla. Evet hocam. Onu söylemek istiyordum ben, sormak istiyordum çünkü Acıpayam halkı tedirgin oluyor bu artçı depremlerden dolayı. Evet. Sayısı bin binin üzerine çıktı. Küçük artçı depremleri hepsini saydığımız zaman binin üzerine çıktı. Bunlar neyin habercisi? Büyük bir deprem bekliyor mu Acıpayam'da? Evet. Şimdi bunun herhangi bir habercisi olarak değil de meydana gelen bakın şöyle bir bilgilendirme yapalım. 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra meydana gelen depremler bu ana depremin büyüklüğünü geçmezse biz bunlara artçı depremler olarak adlandırırız. Evet. Ve bu artçı depremler Acıpayam Ovası'nın içinde bulunduğu e işte eğim atımlı bir normal fay, faylarımız söz konusu. Bununla beraber ta Burdur'dan Fethiye kadar uzanan büyük bir fay zonunda Burdur Fethiye fay zonunun Acıpayam Ovası'ndan geçtiği noktadaki e, faylarla üretilen depremler var. Tabi burada iki ayrı sistem olmasına rağmen bu bir Acıpayam Ovası Burada Fethiye e, fay zonundaki fay, fay zonunun genişleme alanında olan bir yer. Dolayısıyla burada 5.7'den sonra meydana bu çok sayıda olan artçıların e, olması ana deprem şokuna bağlı olarak gelişen olaydır. E, bunlar herhangi bir yeni depremin habercisi şeklinde yorumlamak çok yanlıştır. Evet. Bunlar ana depremin artçı şoklarıdır, Ar, artçı depremleridir. Dolayısıyla e, daha önceki basın açıklamalarında açıklamıştım hatırlarsınız. E, meydana gelen bu büyüklükteki depremden sonra artçı depremlerin e, devam etmesi en az bir ayı bulur. Ve bu bir ay süresi içerisinde bunların büyüklükleri giderek azalmaya başlar. Ama ilk haftalarda bu büyüklükleri 3,5-4'e yakın büyüklükler olur. Evet. Hatta 5,5 büyüklüğünde olan bir depremden sonra 5'e yakın deprem de olabilir. Ama bunlar artçı depremlerdir. Eğer daha büyük bir deprem olursa onu yeni bir deprem olarak biz değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde de bu artçı depremler sürecektir. Hocam, Acı e, Acıpayam'da bu yaşadığımız evet. büyük depremden daha e, şiddetli deprem yaşanma olasılığı nedir? Şimdi bununla ilgili e, 1936 yılında meydana gelmiş olan e, yine bu bölgede bu ova içerisinde e, meydana gelen depret son 100 yıldaki depremleri de ben inceledim. 1936 yılında 5.3 büyüklüğünde bir deprem var. Evet dolayısıyla yaklaşık bir 83 yıl geçmiş aradan. 5.7 büyüklüğünde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Dolayısıyla hemen aynı yerde, aynı faya yakın, aynı doğrusu olan bir deprem. O zaman da buradaki köylerde büyük bir ihtimalle hasarlar meydana geldi. O zaman nüfus sayısı birazcık da az olduğunu düşünüyorum. Şimdi tekrarlanan bir periyottur bu. Ee, bu tür 5-5.5 büyüklüğündeki depremlerin tekrarlanma periyotları e, daha kısadır zaten. E, dolayısıyla bu hava içerisinde meydana gelen, işte 83 yıl aradan sonra meydana gelen bir imatımında e, 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 normal fayda meydana gelen deprem bu. Ee, daha büyük bir deprem Acı Payma etkileyecek şeklinde son zamanlarda yapılan yorumlar, değerlendirmeler var. Bunlara çok itibar etmemelerini, e, konuşan her kişinin bilimsel verilerle konuşmasını e, bekliyoruz. Dolayısıyla şu anda büyük bir deprem olacak şeklinde yorumlamaktan ziyade bu depremin artçılarının devam edeceği, özellikle hasarlı olan bizim kerpiç yapılarımız var, e, Kille sıvan yapılmış olan kil çimento ile harcıyla ile yapılmış olan taş yapılarımız var. Ondan sonra diğer delikli tuğlayı yapılmış olan yığma yapılarımız var. Bu yapılarda hasar görmüş olan binaların içerisine vatandaşlarımızın girmemesini özellikle rica ediyoruz. Betonarme evet. e, yapılarda hasarlarımız çok az. İşte bir e, karayük de var. E, uçarı da var. E, uçarı e, uçarı değil de karayük e, oğuz. E, oğuz da var. Oğuzköy'de var. Oranın camisinde de e, devrilme var. Dolayısıyla bu betonarme yapıları, ovanın içindeki betonarme yapılar eğer hasarlıysa onları da dikkat etmeleri gerekiyor. E, çok büyük hasarlı binamız yok. Taşıyıcı sistemlerinde özellikle e, çok ağır hasarlı evet, genel olarak, olarak Betanam, hocam, binamız yok yani. Duvarlarda, duvar evet. çatlamalarında, tuğla çatlamaları olarak göründü e, yani bu artçı depremler bitinceye kadar, bitince derken e, depreminin depremlerin büyüklükleri, e, 4, işte üçün altına da önümüzdeki haftalarda azalmaya başlayacağını düşünüyoruz ama daha henüz erken. Ee, yani bu süreç içerisinde hasar olan yapılara biz girmemeye, eğer herhangi bir eşya alınacaksa çok hızlı hareket edip alınmaya e, e, dikkat etmesi gerekiyor halkımızın. Onun dışında e, zaten şu anda afet AFAD ekip, ekipleri, belediyeler, e, bu, kaymakamlık ve valilikte gerekli yardımı yapıyorlar. Evet. Ayrıca Acıpayam halkın da arazide şunu gördüm ben. Halkımız diyor ki bize e, elektrik, yiyecek e, vesaire vermenize gerek yok. Bize sadece çadır verin. Biz evimizin olduğu yere kuralım. Buradaki hayvanımızı e, ondan sonra evimizin yanında duralım. Biz kendi kendimize bakarız diyor. Evet. Halkımızın evet. Biz devlete yük olmayız, kendimiz ayakta dururuz diyor. Evet. Ama yeter ki bizim kafamız çok olan çadırı siz bize verin. Çünkü toplu olan yerlere gitmek istemiyor vatandaş. Ben birebir gözlemledim. Kendi evini korumak zorunda. Toplu olan yerlere gittiği zaman ayrıca güvenlik güçlerinin oradaki gece bekçilerin vesaire onları da görevlendirmek gerekiyor. Mutlaka bunlar da yapılıyor ama vatandaş kendi işini kendisi görmek istiyor. Sadece isteği, talebi bu. Ama devletimiz orada bütün imkanlarıyla orada şu anda elinden geleni yapıyor. Unutmayalım yani. E, dışarıda işte büyük deprem olacak şeklinde konuşan kişiler var. Evet çok fazla bu kişiler, e, bilgi dolan. Sürekli dışarıda kalmasını e, sağlamaya çalışıyor ama bu insanlar soğukta dışarıda kalıyorlar. Evet. Yani bunu da e, eğer bilimsel bir bulgunuz yoksa böyle bir şeyi açıklamayınız. Açıkladığınız her şeyin bilimsel bir taban olması lazım. Bunu söylemek gerekiyor. Tekrar bütün halkımıza geçmiş olsun. Şu an ee, e, hocam yeni Yeniköy'de deprem olmuş şu an itibariyle. E, evet, olmuştur. Bakalım e, Yeniköy'de olan depremin büyüklüğünü kaç olmuş. Hocam siz diyorsunuz ki e, bu artçı depremler yaklaşık olarak bir ay daha sürer. Ancak e, Acıpayam'da daha büyük şiddetli bir deprem beklemiyoruz. Doğru mudur hocam? Ş yani şu şu aşamada bu depremlerin artçılarını biz evet, yaşıyoruz. E, yaşıyoruz. Yani bizim beklentimiz bu artçılar giderek azalacak. 5.7 de yani bütün Türkiye'nin yaşadığı o büyük depremler içerisinde çok kuvvetli bir deprem değil. Evet. Ama bizim yapılarımız buna dayanıklı değil. Bütün problemimiz bu. Yapılarımız buna dayanıklı değil. Eski e, işte... Ee, elle yapılan, karılan, kerpiçlerin e, o zamandan tane eski yapıların olduğu yerler. Bu tür yapılar birçok depremlerde gider. Bakın biz e, e, İtalya'da La Cule depremi vardı. Romanın güneyinde. Oraya gittiğimizde de, oradaki e, şehrin binası da e, yığma yapılarla yapılmış olan binaydı. O binada yani belediye binası, valilik binası o binada işte altı büyüklüğündeki bir depremde yıkıldı. Evet. Yani Avrupa'sı, e, Türkiye'si yok bunun. Orada da bu şekilde e, eskiden yıma yapılı yapılmış olan binalar ama e, o bina aynı sınavdan geçemedi. Dolayısıyla biz yapılarımızı mutlaka tarihi e, tarihi tarih yapılarımızı, kültürel yapılarımızı o mimarada gene yapalım ama bunları daha sağlam yapalım, daha güçlü yapalım. E, buradan tabii yerel yönetimlerin de e, belli çalışmalar yapması gerekiyor. Önümüzde e, bakın eee yani seçim de var ama e, çalışma prensiplerini uzun vadede sürdürülebilir, halkın yaşamını daha güvenli geçirebileceği yapılar yapmayla, kentleşme yapmayla planlamaları gerekiyor. Bu çok önemli bir e, olay. Yani belki bir e, al, altyapı ihtiyaç var, efendim parka ihtiyaç var ama bununla beraber bu tür çalışmalar, uzun vadeli e, jeolojik, jeoteknik çalışmalara çok 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 ihtiyaç var. Bizim binalarımız bu depremlerde, depremler sırasında sınavdan geçerse halkımızın refah seviyesi artar. Yani e, refahımız e, bu depremler olmadığı sürece belli yukarıda ondan sonra birden birdenbire depremle beraber aşağı iniyorsa, aşağı iniyorsa çünkü biz ağır hasar görüyorsak o zaman demek ki biz kentleşmede, zayıfız. Açık, çok büyük açıklarımız var, var demektir. İşte bu açıkları kapatmak için e, sürdürülebilir kentler inşa etmemiz lazım. Onun için iyi bir jeolojik, jeoteknik ve depremsellik çalışması yapmamız lazım. Bunu bütün belediyeler, a, a, belediyelerimize, biz gerekli desteği her zaman vermeye hazırız. Ama onların da e, bu bugün ortaya yerde görünen bir şeyi göstermiyor. E, biz buna çok yatırım yapmayalım demek yerine işte uzun vadede bu tür hasarları yaşamamak için e, uzun vadede bu tür çalışmaları destek vermeleri veyahut da başlatmaları gerekiyor. Bakın şimdi orada hiçbir hasar olmasaydı herkes günlük hayatını devam edecekti değil mi? Evet. Biz bu artçı sarsıntılardan dolayı da iki gün okulları tatil ettik. Evet. Halbuki e, artçı sarsıntılarımız üç buçuk dört yani e, ama çocuklar tedirgin diye. ama yapılarımız eğer buna sağlam olsaydı bizim çocuklarımız da halkımız da ya bu hayatın bir parçası bunlar zaten olur diye devam edeceklerdi üç buçuk dörtte Japonya gibi bir ülkede veyahut da e, işte e, Meksika'da Şili'de orada da büyük depremler oluyor hayatta okul tatil etmesi düşünmez bile Sıradan ama, ama biz yapılarımıza güvenmediğimiz için bunu yapıyoruz hani yapılarımızın sağlamlığına güvenemiyoruz işte hasar görüyor vesaire. Dolayısıyla hani e, e, yöneticiler olarak da, yerel yöneticilerin de onlara düşen büyük görevler var. Uzun vadede bu çalışmaları yapıp yürütüp binaların olasılığı bu şekildeki depremlerde ayakta kalmasını sağlayarak hayatı kaldığı yerden devam ettirmek. Evet. Hayatı hiçbir zaman için yani bu e, tedbir amaçlı olarak hayatı ara verdiğiniz zaman e, bu sefer e, sürekli bunu artık olası bir deprem sırasında alınacak önlemlerden bir tanesini bunu düşünmeye başlarsınız. Halbuki yapılarımız bizim sağlam bir şey bir şey olmaz, sorun olmaz dememiz lazım. Ee, yani e, bu tür tedbirler de tabii şu andaki mevcut yapısal duruma göre de e, mutlaka işe yarar ama esas olması gereken çalışmaları bizim ihmal etmemiz lazım, etmememiz lazım. Yerel yöneticilerde de bu konuda büyük görevler düşüyor. E, hocam yani sonuç olarak e, acı payında 5.7'nin üzerinde bir deprem olmayacağını e, vatandaşlarımız yani halkımız tedirginiz. E, az önce de ifade ettiğiniz gibi e, bu konuda net bir şey bilgi aktarabilir misiniz? Şimdi bakın bu yer kabuğu. Tamam mı? Yer kabuğunda hani mekanizmasının kırılma mekanizmasını az çok biz e, görüyoruz, biliyoruz vesaire ama sonuçta e, şu anda bilinmeyen bir şey üzerine konuşuyoruz. 5.7 genelde e, meydana gelen deprem e, silsilesi artçı şok ve arkası, e, ana şok yani 5.5 ana şok ve arkasında artçı şoklarla olur. E, ve bu havza için daha önce meydana gelmiş olan deprem büyüklüğü aynı yerde 5.3 1936'da, şimdi 5.5 büyüklüğünde deprem meydana giriyor. Ona çok yakın bir yerde. Belki o zaman 5.3'te hesaplama yöntemlerinde işte bir %3, %5 e hata oranında düşünürsünüz. Belki hemen hemen aynı deprem. Merkez üstü de aynı yerde. Evet. Çok yakın bir yerde. Dolayısıyla bunun arkasından artçılarının olmasını ve giderek azalmasını bekliyoruz. Ama bu bir süreçtir. Bu artçılar insanları uykusundan uyandırır. E, artçılar insanları e, de olur korkutabilir bunlar hissedilecek olan has, artçılar dolayısıyla bu artçılardan e, e, çok tedirgin olmadan eğer hasarlıysa binamız o zaman girmiyor onun dışında hayatımızın bir parçası olarak deprem aktivitesinin bir parçası olarak bunu yaşayacağız. Çünkü yani 5.7 büyüklüğünde bir deprem hiç olmaz e, vesaire gibi herhangi bir şey söylemek yerine bundan sonraki beklediğimiz süreç artçıları izlemek olacak da izlemek olacak vatandaşımız da e, bundan sonra bu depremin artçıları olur olacaktır şeklinde bunu da kendileri kabullenerek bu şekilde hayatlarını yönlendirmeleri gerekiyor dışarılardan e, basında işte konuşulanlar işte çok büyük bir deprem olacak şöyle böyle olacak gibi o tür bilimsel tabana e, dayanmayan e, haberlere inanmamaları gerekiyor özellikle hocam sosyal medyada e, bu tür söylentiler çok evet. çabuk ve e, çok fazla yayılıyor. E, muhakkak ama yani insanların bunu sorgulaması gerekiyor. Nasıl siz basın olarak geldiğinizi sorguladınız. Sizin göreviniz de bu halkı bilinçlendirmek. İnsanlar bunları sorgulaması gerekiyor. Bu tür haberleri itibar edersen e, sana gelen bir mesajı başka birisine de gönderirsen bu sefer bu hızlı yayılır. Bu sefer haberi çıkaran da inanmaya başlar. Habere bu haberi çıkaran bunu doğru olmadığını biliyordur ama kendisi de inanmaya başlar e, maalesef toplum içerisinde bu tür depremler olduğu zamanlarda yanlış yönlendirmeler var sanırım bununla ilgili de zaten e, işte valilik de belli bir şu anda hukuki süreç başlattığını biliyorum ben e, böyle bir şey olduğunu e, bunlara toplumu yanlış yere yönlendirmemek gerekiyor. Ee, bilimsel tabana yayan bilgilerle, e, tabanlık bilgilerle e, bu afet sürecini bu şekilde yönetmek e, daha doğrudur. Ama halkımız biz böyle birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Biz böyle yaşıyoruz demesi lazım. Ben Japonya'dan işte e, toplantı için gittiğimizde bir otelin 20, 22. katındaydım. 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kimse odasından dışarı çıkmadı. Anlatabiliyor muyum? Kimse odasından dışarı çıkmadı. Bizim yani şey, şu anda yani. biz dört büyüklüğünde olacak olan olan artçı şoklarla biz şu anda ne yapıyoruz? Ya bir şey olursa diye şey yapıyoruz. Hani herkes evet, sokağa çıkıyor, tedirgin oluyor. İş yerindekiler işlerini bırakıyor, okullar tatil ediliyor. Halbuki hayatımızın bir parçası olarak devam edecek olan depremler, artçılar bunlar. Biz ne kadar okulları veyahut da deniz olsaydı bu sanayi ne kadar, insanları ne kadar işten çıkartabilirsiniz? O zamanki kayıpları düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani dolayısıyla e, sağlıklı kentler inşa etmemiz lazım. Bunun için de iyi bir jeolojik, jeoteknik çalışma, depremsellik çalışması yapmamız lazım. Bu tabanı bütün belediyenin oluşturması lazım. Bakın belediyelerdeki bütün e, arkadaşların her açılan sondajı gidip kontrol etmesi lazım. Detaylı bunların raporlarının çıkmasını sağlamamız lazım. Bütün bu bilgileri Bizim işte daha önce de benim sizlere gösterdim. Jeolojik, jeoteknik bilgi sisteminde e, şu an bizim de hazırladığımız yazılım ortamında bunları işlememiz lazım. Her sondaj bir maliyettir. Evet. O maliyet e, devletin verisidir. Bunları işlersek biz bundan sonraki e, olası depremlerde o noktada sondajın olduğu yerde zemin sıvılaşması mı olacak? Büyük, e, bina, binaya gelen yüklerde büyük artış mı olacak? Yeraltı suyundan dolayı nasıl bir e, binalar nasıl davranacak? Bütün bunları araştırabiliriz, inceleyebiliriz. Bunları deprem olmadan önce analiz ederiz. Evet hocam. Onun için e, yani e, yerel yönetimlerinde bilimsel verileri değerli toparlayacak olan ekiplerle çalışması gerekiyor. Yani sürdürülebilir sürdürülebilir kentler yaratmanın e, başlangıcı budur. Ana şey budur yani. Bakın şimdi e, tarihsel kentlere bakıyoruz. Laadike'ye bakıyoruz, Yeropolis'e bakıyoruz, Denizli içerisinde. Değil evet. mi? Bunlara bakıyoruz. Bunlara baktığınızda e, buradaki kentlerin büyük depremlerde yıkılarak hasar gördüğünü, nüfusun azaldığını, e, azaldıktan sonra yerleşmenin daha da kısa aranları geldiğini, en sonunda da terk edildiğini görüyorsunuz. Terk edilmesinin ana nedenleri de büyük depremlerin etkileri. Yani biz bu kadar tarihten gelen bu kadar ağır dersler alınmış. Artık 1717'de denizde büyük bir deprem olunca da nüfusun yarısı hayatını kaybetmiş. Şimdi ise biz o bilgilerle burada çok çok daha iyi yapılaşmalar yapmamız lazım. Kentler yaratmamız lazım. Yani günümüzde bir şey olmayacak artık herhangi bir şey olmuyor. Bundan sonra olmayacak gibi bir şey yok yani. Bu faturaları hepimiz ödeyeceğiz. E, bu hafta içerisinde perşembe günü zannedersem e, meteoroloji yağmur gösteriyor. Yağmurun etkisinin nedir yağmur depremde? Yağmurun etkisi yüze etkisidir. Eee yağmurun etkisi ancak dışarıdaki işte vatandaşlarımızın e, hasarlı olan binalarda giremeyen vatandaşlarımızın daha da hayatlarının zorlaşmasını sağlar. Depremle herhangi herhangi bir evet. alakası yok. Depremle ilişkisi yoktur dolayısıyla yani atmosferik olayları e, depremle çok fazla ilişkilendirmek e, şey değildir yani e, yağmur olacak olan bu mevsimler ya olan mevsimler bundan evet. sonraki mevsimler dolayısıyla e, oradaki e, hasar olan binalarda giremeyen dışarıda çadırda bekleyen vatandaşlarımız için e, yağmur öncesi herhangi bir hasar şey, zarar görmemeleri için bir gerekli önlemler evet. e, hava da soğuyacaktır oto önlemden alınması gerekiyor onun dışında çok fazla bizim yer kabuğundaki hareketler büyük bir etkisi olmaz yani. Peki hocam. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bize vakit teşekkür ayırınız. Ee, tabii afetsiz günler diliyoruz bütün halkımıza. Ee, halkımızın bilinçli olması lazım. Her sosyal medyadan gelen habere inanmaması lazım. Evet. Gerekirse gelip bize de başvurulabilirler ama biz bütün başvuruları bir anda herkes tekrar tekrar de cevap veremeyiz. Ama siz yerel basınlar vasıtasıyla e, halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Kendilerinin sorgulaması gerekiyor. Böyle bir açıklama yapan kişi kimdir? E, ne geçmişi vardır? Ne çalışma yap, ne çalışması yaptı? hangi kapasitesi vardır? Ve bunu neye dayanarak sor, e, böyle bilgi atıyor ve yanlış gelen bilgileri asla bakın asla e, başkalarıyla da paylaşıp da birbirlerini olumsuz bir yönde etkilememeleri gerekiyor. En büyük anahtar burada halkımız. Evet. En büyük anahtar halkımız. Ee, halkımız bilinçli davrandığı sürece bunda e, bu afeti sağlıklı bir şekilde yönetiriz. Bakın az önce e, size söyledim. Halkımız ne istiyor? Kendisini sadece bir çadır istiyor. Evet. Kanını bile doyurmak için orada kuyruklarda beklemek istemiyor. Evet. Yani bu kadar onurlu halkımız var. Yani bu e, temiz halkımızın e, kalbini hiçbir zaman için Olumsuz veya yanlış bilgilerle e, kirletmeyelim. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçte de inşallah sağ salim bunu atlatırız. Ama bu tür depremlerin olacağını, arşçıların olacağını hepimiz bilelim ve ona göre hareket edelim. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet, değerli Gurbetçi Efem dinleyenleri, bugünkü yayın konuğumuz Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Halil Kumsar hocamdı. Kendilerine bizler tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.